Bu benim yaptığım işe aslında dünyada yeni bir trend bu. Bunun da adı var. Digital nomad. Bu da şu demek aslında işte birazcık böyle abartılı bir terim ama benim gibi işte yurt dışına gidip birkaç ay bir yerde kalıp bir yandan da internetten işini yapan çalışan insanlara deniyor bu. Merhaba ben Suat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Mu Yani adlı podcast'imize hoş geldiniz. Buyurunuz. Ve sonunda o ana geldik. Bu sefer selam ben Olcan ve... Ben Özgür Han. Maalesef Zuhat'ı geçen hafta bir kazada... Yok Zuhat'ı yerde kaybetmedik bu hafta. Zuhat'la görüşemediğimiz için ve bayağıdır da konuk almak istediğimiz için... Herhalde yıllardır düzenli olarak en çok küfrettiğim insan Özgür'ü yani ilk konuk olarak almanın iyi olacağını düşündük çünkü. Özgür'ün enteresan bir işi var. Hepimizin böyle hayali olduğu bir iş olan sürekli dünyanın farklı bir yerlerine gidip Özgür. Orada böyle bir tatil gibi değil uzun zaman geçirip orada yaşayıp sonra bizim semtimiz Beşiktaş'a geri geliyor. Yüzünde hep bir gülücük. Hani sanki hiç böyle doların artışından böyle bombalardan etkilenmemiş bir şekilde. Sonra tekrardan gidiyor falan. Böyle güzel bir hayat yaşıyor. Dedik ki bu bölüm Özgür'ü çağıralım. Ne haber abi? İyidir abi. Senden ne haber? Güzel. Yani bildiğin gibi podcast yürütmece. Bir yandan diğer işleri güçleri yürütmece. Konuya abi nereden girelim? Ben önce şeyi merak ediyorum. Ya mesela ben de başlasam ve dinleyenlerin soracağı soruları düşünüyorum da. Mesela ilk başta abi nasıl oluyor? Mesela nereden adım atıp da ben yurt mesela ben bu işi 6 ay Kolombiya'da yaşayıp 6 ay orada da yaparım. Noktası nasıl başlıyor bu iş? Valla şöyle, üniversiteyi bitirip İstanbul'a taşındığım zaman ben de herkes gibi bir iş buldum, başladım. Fakat nedendir bilmiyorum, o zamanlardan beri kafamda freelance çalışmak, işte seyahat edebilmek, birisinin altında çalışmamak, kendi işimi yapmak gibi fikirler vardı. Sonra tabii gidiyorsun bir tempoya, unutuyorsun bazı şeyleri. Benim de aklımdan çıkmıştı açıkçası. Fakat bir yandan yazılıma ilgim vardı. İşten boş bulduğum zamanlarda kurslara gidiyordum. Şimdi online kurslar var çok fazla. Onları alıyordum falan. Plan bir anda şey oldu. İşte freelance olarak ek gelir elde etme. Sonra ben kurslara gittim. İnternetten kurslar aldım. Baktım tek tük bir yetkinlik kazandım. Sonra işte ben bunu nasıl satabilirim? Bu senin işin yazılım değil normalde. Yazılım değildi. Ben analist olarak çalışıyordum. Yazılımla alakam yoktu. Fakat hep böyle bir ilgim vardı yazılım öğreneyim diye. Onu bilmiyordum lan bak. Evet. Hatta bu işte Beşiktaş'ta bir kursa giderek başladım. Hiçbir alakam yoktu. Sonra o bana bir yol haritası çizdi. Devamını online kurslarla getirdim. Çok iyi. Sonra belli bir yetkinlik kazanmaya başladıktan sonra tabii olay satabilmek. Sonuçta benim kendi bir müşteri portfolyom yok. Bir çevrem yok. Ne yapabilirim derken araştırırken baktım ki dünyada bazı siteler var. Bu YouPorn. işte evet, kariyerimi onun üzerine kurdum. Özgür bu arada evet dünya farklı yerinde pornoculuk yapıyor. öyle bir konu kalsın. Evet abi. İşte birkaç tane site buldum. İşte freelancer. O zamanlar Odesk vardı, Elance vardı. Kısaca olay şu. Sen bir freelancer olarak başlıyorsun orada. Projesi olan bir insan oraya projesini koyuyor. Biz freelancer olarak ona bir teklif veriyoruz. Kiminle anlaşırsa işi veriyor. Dedim ben buralardan yavaş yavaş belki bir şeyler kazanabilirim. Orada hala çalışıyorsun. Orada hala çalışıyorum. Hala bir şeyler öğreniyorum falan. Bunlardan bir tanesine ben kaydoldum. Kaydolduktan sonra tabii hiç gösterebilecek hiçbir şeyim yok. Ne portfolyom var, ne eski bir proje deneyimim var. Bir süre tabii zorlanıyorsun bir proje almak için. Çünkü adam bakıyor senin profiline niye sana hiçbir iş versin. Yok. Aynen. Neyse sonra baka. En caydırıcı şey galiba tam olarak bu oluyor. Tabii. Yani başlangıç kısmı en zor. Çoğu orada dökülüyordur diye tahmin ediyorum. Evet kesinlikle. Hele şimdi daha fazla rekabet var. Daha çok biliniyor bu işler. Neyse sonra ilk işimi aldıktan sonra işte daha düşük ücretlerle çalışıyorsun ki bir şeyler toparlayabilesin. İşte profilini güçlendiresin diye. Sonra bir aldım. Onunla iş devam etti. Baktık iyi çalışıyoruz beraber. Ben işte onu aldım sonra bir süre sonra baktım profilimde bir tane iş var. Tekrar başvurmaya başladım. Bir tane daha aldım derken şöyle bir durum oldu. Ben sabah gidiyorum işimi yapıyorum. Akşam da 2 saat 3 saat evde freelance iş yapıyorum. Fakat yurt dışında iş yaptığım için dolarla para geliyor. O zamanlar tabii bu kadar üf değildi ama yine gelen ek gelir baktım çok tatlı bir ek gelir geliyor. Buradan şimdi üf olduğunu anlıyoruz. kur için. Böyle görseniz abi daha demin zengin kahkaha attı yani. Böyle tavana doğru bakarak kahkaha atıyor. Riskimi uzatmadım.
Baktım böyle güzel güzel gelir geliyor. De bunu bayağı bir süre, uzun bir süre devam ettim. Sonra belli bir yerden sonra bunu bir senedir falan yapıyordum artık. Bir baktım epey bir iş geliyor. Güzel bir gelir geliyor. Ben baktım artık benim hani bu sürekli işinde çalışmama gerek yok. Hani ben bunu devam ettirebilirim. O zaman çalıştığım işten çıktım. Ve buna yoğunlaştım. Tabii ilk başta aynı şekilde akmıyor. Bütün zamanını dolduramıyor. Fakat daha fazla yoğunlaşınca, daha çok işlere teklif verince derken arttı arttı arttı. Baktım benim hiçbir işe girmeme gerek yok. Ben bu şekilde hayatımı geçirebiliyorum. O arada dolar da arttı falan derken. Ya yani. İşte tam o arada tekrar aklıma şu geldi. Benim seneler önce zaten böyle bir yurt dışına gitme, işte freelance çalışma, serbest olma gibi bir düşüncem vardı. Tekrardan aklıma geldi. Bu bir baktım ben artık bunu yapabilecek seviyedeyim. İşte o işten çıktıktan bir 3-4 ay sonra da ilk seyahatimi gerçekleştirdim. İlk seyahat neresiydi? Bali'ye gittim. Maşallah dedi, çat Bali'ye. Aynen, çat Bali'ye gittim. Neden gittiğimi daha detaylı anlatırım. Çünkü gitmeyi seçtiğim yerleri seçmemin sebepleri var. Onu başka programda da konuşabiliriz. Yani hocam insan önce Yunanistan'a gider. Hani, ayağını önce bir suya sokar. Yok, direkt dedim ki dibinden gireceğim. Çok dünyanın iyi. Öbür ucuna gideyim dedim. İşte orada bir ay kaldım. Baktım gayet güzel gidiyor. Sonra bir Türkiye'ye döndüm, birkaç ay daha kaldım. Sonra bu sefer Tayland'a gittim, 3 ay kaldım. Derken bu bende bir oturttum ben bunu. İşte geliyorum birkaç ay kalıyorum. Sonra işte bu sefer daha uzun gidiyorum. Çünkü alıştıktan sonra daha kolay oluyor. Şimdi başlangıcım bu şekildedir yani. Mesela en uzun ne kadar kaldın bir yerde? Toplamda Tayland'da ben 9-10 ay kaldım. Hı hı. Ama bir gidişimde 4 ay kaldım en fazla tek girişte. Çok iyi abi, 4 ay dediğin. Bizim bir kışımız yani. Aynen zaten yani... 3 senedir çok kış gördüğüm yok. Evet. Tabii ya. Biz hani evleri şu an Niva'ya basmaya başladık bu sabah çıkarız diye. Evet abi yani şeyde şey güzel. Ben de biliyorsun kahve işi yaptım işte yıllarca. Tabii. Sonradan da kahve işini böyle senin freelance gibi devam ettirmeye çalıştım işte. Verdiğim Hı-hı. yerlere daha tekrar vermeye devam ettim falan. Hı-hı. Ama işte yani çağın işini yapma gayret olarak bu kahve işi. Şimdi gıda sattığın için bozulması var, müşteri memnuniyeti var, bunun taşınması var, bakiyesi var, bilmem nesi var. Tabii tabii. Bir yerden sonra Hı-hı. diyorsun ki abi yani kazandığın parayla bu kadar çok işle uğraşman birbirini payout etmiyor diyorsun. Aynen. Yani o outsource gelen parayı da bir yerden sonra diyorsun ki abi gelmesin yani. Evet. Yani ben bu yüzden haftada 100 kere telefonla konuşacaksam Hı-hı. atıyorum aylık 700-800 lira için Hı-hı. tamam diyorsun abi kalsın. Hı-hı. Senin için güzel tarafı bu, çok güzel işte. Kesinlikle. Ya şimdi... Yani bir sorun açıyorsun bilgisayarını. Amerika'da olsan bile çözüyorsun. Aynen öyle. Bitti. Aynen öyle. Abi şimdi devir değişti. Şimdi benim şu an yaptığım bunu 15 sene önce, 20 sene önce yapan da vardı. Hı hı. O zaman çok daha zordu. Şimdi çok daha kolay. Nasıl çok daha kolay? Artık teknoloji var, yazılım var. Öyle işler var ki artık ofise gitmene gerek yok. Zaten yavaş yavaş bütün evet, bu çağ değişiyor. Gittikçe işte istatistiklere bakarsan uzaktan çalışanların sayısı bayağı hızlı derecede artıyor. Türkiye'de hı. o kadar değil. Türkiye her zaman bu işlerde biraz geriden gelir. Fakat işte... Üçüncü dünya ülkesiyiz. Nereden bakarsan. Işte, yani emek gücünün para ettiği bir ülkeyiz. Yani. Aynen. Aynen. Ama hani bu işin öncülerinde Amerika diyelim mesela. Bu dışarıdan uzaktan çalışma olayı çok arttı. İşte nasıl oluyor? Bu dijital işler. Şu anda yazılım tabii ki en öncülerinden. Çünkü uzaktan en rahat yapılan ve çok ihtiyaç duyulan ve iyi para getiren bir iş olduğu için. İşte bunun dışında digital marketing tarzı işler de var. Fakat benim kolaylığım oldu. İyi bir döneme denk geldim. Yani sen tam Türkiye geçiş döneminde... Aynen. Tabii attın. Yani ben bunu başladığımda Türkiye'de hiç iş yapmadım. Çünkü hem Türkiye'de bunun doğru dürüst bir sektörü yoktu. Dışarıdan çalışmak gibi bir sektör de daha pek yoktu. Var tabii ki ama. Bir de buradan kazandığın maaş senin alacağın bir ücret yurt dışında gezmene falan o kadar yetmiyor tabii, maalesef. Mümkün diyeceğim. Yani burada ne kadar profesyonel de olsa maalesef büyük firmalar bile biraz esnaf kafasıyla iş yapabiliyorlar. Hani... Asıl onlar öyle iş yapıyor bu arada. Yani. Asıl onlar esnaf kafası iş yapıyor. Aynen öyle. O yüzden benim zorluğum yurt dışına açılmaktı önce iş olarak. Yurt dışına iş alabilmekti. Herhalde kırmakta en çok zorlandığım bariyer o oldu. Onu kırdıktan sonra devamı geliyor açıkçası. Şu an böyle bildiğim kadarıyla senin şey var değil mi? Zaten sürekli iş yaptığın bir birileri var. Hı hı. Bir de onun dışında iş alıyorsun. Ya şöyle oluyor. Sürekli yeni iş mi alıyorsun yoksa artık böyle business yaptığın işler var bildiğim kadarıyla. Ha, şimdi evet şöyle. Şimdi eğer müşterilerinle aranı iyi tutarsan onlar senin uzun vadeli müşterin oluyor. Benim şöyle bir müşterim yok. Hani haftanın yarısını harcadığım falan bir müşterim yok. Fakat senelerdir iş yaptığım ve bana ara ara iş veren, kendi vermese bile başkasına paslayan, işte referans olarak gösteren insanlar var.
O yüzden artık eskisi kadar sık iş kovalamıyorum. Hı-hı. Kendi geliyor daha çok. Ama tabii evet. bunu yapana kadar onlarca müşteriyle çalıştım. Aynen. Belki yüzlerce yani. Daha bugün de arkadaşımla konuştuk abi. Yani bir işten rahat rahat para kazanmak kesinlikle bence minimum 2-3 sene ya çok çalışacaksın ya çok zorluk çekeceksin. Sonra Hı-hı. işler dayına oturmaya başlıyor. Kesinlikle. Ya bir de şimdi bu freelance işlerde şey var. İnsanların düştüğü büyük bir yanılgı. İşte işin teknik kısmını çok iyi halledersem çok iyi akacak gibi. Fakat insan ilişkileri kısmı inanılmaz önemli. Hı-hı. Yani senin birisine iyi iş yapman bir yana iletişimi iyi kurman lazım. Karşındakinin işte senin onu anladığını bilmesi lazım. Sana iş verdiği zaman demeli ki işte ben bu adama iş verdiğim zaman başım ağrımaz. Aynen. Yani ne dediğimi anlar işte ve yapar. Bu çok önemliydi. Ben de sevdiğim müşterilerimle aramı hep iyi tutmaya çalıştım. O yüzden şu anda daha rahat. Fiilen buluştun mesela o insanlarla? Buluştuğum var mı? Var gibi ama yani işte gelir kaynağımın %95'ini sağlayan müşterilerle buluşmadım aslında. Çok iyi abi. Sadece internetten işte toplantılar yapıyoruz arada. Kariyer önden mi alıyorsun? Projesine göre değişiyor. Bizim sektörde işte... Sıkıntı olsa benim IBAN'ı verebilirim. Türkiye'de falan. Yani hesap olursa değil mi? Atarım ben sana. Tabii olur. Yani saatlik çalışma var. Bir de proje bazlı var. Şimdi işi biraz daha profesyonelleştirdim şimdi eskiye kıyasla. İşte mesela bir proje aldığım zaman belli bir büyüklükten yukarıysa işte belli bir miktarını başlamadan alıyorum. Tabii. Bu hem senin için iyi hem de aslında müşteri için de iyi. Çünkü iki tarafta da ha bak bu proje ciddi bir proje ve başladığı ciddiyetini oluşturuyor. Genelde işler daha iyi gidiyor. Bir de baştan hiç para vermeyecek bir müşteri genelde ileride sıkıntı çıkarma ihtimali var. Bu hani red flag dediğin olaylar var ya. Sana bunu sağlıyorsa sen de biraz daha güveniyorsun. Hani diyorsun ki bak bu insan buna para vermeye hazır. Demek ki bu işi ciddiye alıyor. Ya bu işin denklemi demek ki abi hep aynı. Mesela bizde ya şeyler mesela usta işlerinde de böyledir baktığın zaman. Mesela bir adama abi para vermeden atıyorum bir ev yaptırıyorsun, bir şey yaptırıyorsun. O adam senin işine başlar ama bir yerden sıcak para gördüyse hani hemen araya iş alır. Tabii. Şimdi mantıklı o adam tabii ki bir aile geçindiriyor veya hayat yaşıyor. Sen diyorsun ki işi yap sonra veririm. O iş bitmiyor o zaman. Kesinlikle. Çok sallapati bitiyor. Kesinlikle. Kendi yapmıyor başkasına yaptırıyor. Aynen. Ya benim işte yapmaya çalıştığım başlarından beri hala sürekli sürdürdüğüm. Hani şu an her şey oturmuş değil. Sürekli bu benim süreci rafine ediyorum ben. Yani işte ne kadar daha iyi işte müşteri ilişkisi kurabilirim. Ne kadar daha profesyonelleştirebilirim. İşte bu ard arda projeleri nasıl koyabilirim ki acaba işte bu iş bitince elimde iş olacak mı derdi yaşamayayım. Sürekli bir gelişme hali. Onu soracaktım tamam. Çünkü hani böyle tek başına çalıştığın zaman çalışan da sensin, patron da sensin, evet. İşte marketingcisi de sensin. Sürekli bir geliştirme hali oluyor. Mesela ne kadar boş kaldın oldu mesela böyle çat diye durdu bıçak gibi? Ya sene yani artık o kadar olmuyor ama mesela işte bir iki sene önce böyle bir iki ay bir boşluğum oldu olmuştu. İşte boşluk olunca şey oluyorsun biraz böyle işte gelmeyecek gelir falan deyip. Hemen kariyer.net CV güncelle. Öyle değil ama dürtüyor. Benzeri mesela işte bir kere bir iş aldım düşük bir ücrete. İşte elimde iş yoktu. Dedim hani para gelsin. 5000 dolar falan düşük. Viskimi uzatır mısın yine? İki şerit. Şöyle aldım mesela bir iş. Aceleyle aldım. Çok şey yapmadan falan. Ama o iş bir uzadı ve eninde sonunda bir baktım ki ben o iş harcadığım süreden aslında bayağı bir şey kaybetmişim. Aynen. Çünkü belli bir paraya anlaştım. O işte bir ay oldu bitmedi. Bir buçuk ay oldu bitmedi falan. Baktım ben bayağı kaybediyorum. İşte onu kestim. Mesela. Onun dışında bu aralar yine arada boş kaldığım oluyor. Mesela 2 hafta, 3 hafta. Fakat bu aslında biraz seçmeli bir boşluk. Nasıl dersen, şimdi bizim sektörde yazılım işinde özellikle sürekli öğrenmen lazım. Çünkü inanılmaz hızlı değişiyor. Yani ayak uydurmak için devamlı belli bir zamanında öğrenmeye harcaman lazım. Bu sefer 2-3 hafta boş kaldığım zaman ben bunu fırsat olarak görüyorum. Diyorum ki ha ben bu 2-3 haftada işte daha önce öğrenmek istediğim işte geri kalan bir şeyi öğreneyim. Buna şey yapıyorum. Zaten sonra illaki iş geliyor. Yani çok mantıklı abi. Yani sonuçta hepimiz aslına baktığımız zaman bu hayatta zamanımızı satıyoruz. Yani ameliste zamanını satıyor. Senle ben hep bir zamanımı satıyoruz. Aynen öyle. Bu işlerin güzel tarafı zamanını topyekun beyaz yakalı gibi günde 10 saat önden para verip değil de gerçekten zamanını satıyorsun ve geri kalan zamanın senin oluyor. Aynen öyle. Evet. Bir de en zekici tarafı da bu işlerin. Şimdi bir de kişiliğine de bağlı birazcık. Kimi insan şunu seviyor. Kesinlikle yani hak veriyorum. Diyor ki ben ne kadar para gelecek bileyim. İşte ne iş yaptığımı bileyim. Hani kafam ağrımasın. Tamam eğer kişiliğin buysa kesinlikle aynen, doğru. Tabii canım.
Fakat benim kişiliğim şunu